Öncelikle herkese merhabalar. Bugün burada sizler bulunmak ve bu çok değerli yazarı anmak gerçekten bizim için çok değerli. Bugün Ali Hoca'nın ve tabii ki Ece Hanım da söylediği gibi Leyla Erbil'in 89. doğum günü kutluyoruz. Leyla Erbil edebiyatınız için gerçekten çok değerli ve önemli bir yazardır. Ben birazcık onun hayatından bahsetmek istiyorum aslına bakarsanız. Katılımcılarımıza da geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Leyla Erbil 12 Ocak 1931 yılında doğdu. Ve doğumundan sonra Arnavut kökenli bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan sonra yaşamının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. İlk öğretim, orta öğretim ve lisesini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi Filoloji bölümüne gidip. Şimdi filoloji bölümünde yaklaşık bir sene okuduktan sonra şanssız bir evlilik yaptı Leyla Erbil. Aytek Say ile bir evlilik yaptı ve evliliği sonrasında bir yıl kadar üniversiteye ara verdi. Üniversiteye geri döndüğünde, yani bir sene sonra, kendisinin de deyimiyle Leyla Erbil büyük bir enerjiyle dolup taştı. Bütün sanatsal etkinliklere katıldı ve hiçbir felsefi etkinliği kaçırmadı aslına bakarsanız ve bu enerjisini verimli bir yönde kullandı diyebiliriz Leyla Erbil için. Burada Sait Faik gibi, Metin Eloğlu gibi, Şair Metin Eloğlu gibi çok önemli yazarlarla ve entelektüel çevreyle tanıştı Leyla Erbil. Burada bu gibi entelektüel arkadaşlıklar edindi ve kendini geliştirdi aslında. Daha sonrasında Mehmet Erbil ile tanıştı. Mehmet Erbil ile tanıştıktan sonra da onunla beraber Ankara'ya taşındı. Leyla Erbil aslında üniversite yıllarından beri her zaman yazma tutkusu içerisindeydi. Bu yazma tutkusunu pek cesaret edemediği için de gösterememişti belki de. Ankara'da yine entelektüel bir çevrenin içerisindeydi Leyla Erbil. Nezihe Meriç ile arkadaşlık kurdu. Vüsat Bener gibi isimlerle arkadaşlık kurdu. Bunun yanında Can Yücel gibi isimlerle yan yana geldi ve bunlarla bilgisini paylaştı. Yine Metin Eloğlu'nun, İstanbul'dan arkadaşı Metin Eloğlu'nun da desteğiyle beraber aslında ilk öyküsünü yayımlatmak için kendinde cesareti buldu Leyla Erbil. Sait Faik de bunun için şunu söylemişti. Hadi kalemlerimizi kıralım demişti Sait Faik Leyla Erbil'e. Çünkü Leyla Erbil hikayelerini yayınlatmak için bu cesareti bulamıyordu maalesef. Daha sonra Metin Eloğlu hikayeye, yani Leyla Erbil'in ilk hikayesine, yayınlattığı ilk hikayesine ismini kendi vermek istedi. Hikayenin adı Uğraşsız oldu ve Ankara'da Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayınlandı. Leyla Erbil'in edebiyata ilk adımıydı bu. Yani edebiyat dünyasına aslında ilk adımıydı. Ve onun için çok da başarılı bir adım olmuştu. Daha sonrasında Metin Erbil'in iş değişiklikleri sebebiyle İzmir'e taşındılar. Ve İzmir'de maalesef ki Leyla Erbil Ankara'da ve İstanbul'da bulduğu bu edebi çevreyi çok bulamadı. Ama yine de yazmaktan kaçınmadı Leyla Erbil. Çünkü benim de tanımladığım gibi kendinin de kitaplarında geçtiği gibi savaşçı bir kişiliği vardı Leyla Erbil'e. Ve İzmir'de ilk hikaye kitabı olan Hallacı yayımlattı. Hala çok büyük ses getiren bir kitaptı. İzmir'de başka bir ilk daha yaşamıştı Leyla Erbil. İlk çocuğunu kucağına almıştı Fatoş Erbil'e. Daha sonra şöyle bir şey gerçekleşti. Bu garip bir hikayedir aslında. Hallacı yayımladıktan sonra Hallacı çok farklı tepkiler aldı. Bir panelde Mehmet Fuat şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki panelde, çok ilginç bir kitap. Bu yazarın kitabı kim acaba? Demişti. Ve Leyla Erbil şans eseri bu panelin dinleyicileri, katılımcıları arasındaydı. Çıkıp hani bu kitabı ben yazdım, bu kitap benim kitabım demedi. Asla böyle bir yazar olmadı Leyla Erbil. Zaten tuhaflığını biraz da buradan görebiliriz Leyla Erbil'in. İlk tuhaflıkları burada başlamıştı. Leyla Erbil'e tuhaf bir yazar, tuhaf bir kadın ve tabii ki bir diğer kitabı olan tuhaf bir erkekle tanımlıyoruz biz. Bununla tanımlamayı tercih ediyoruz aslında. Çünkü alışılagelmişin hep dışında olmayı seçti Leyla Erbil. Ve o panelde yaptığı bu tutumla, bu tavırla da alışılagelmişin dışında olduğunu gösterdi.
Daha sonrasında İstanbul'a tekrar geri dönüş yaptılar. Geri döndüler Mehmet Erbil'le beraber. İstanbul'da bu uzak kaldığı edebi çevreyi tekrar yakaladı Leyla Erbil ve burada başarılı aslında edebiyat dünyasına attığı adımları daha da sağlamlaştırdı diyebiliriz. Hemen İstanbul'a döndükten 1960 yılında Hallaca yayınladı İzmir'de. 1968 yılında İstanbul'da Gecede adlı ikinci hikaye kitabını yayımladı. Ve daha sonrasında da 1971'de bunu Tuhaf Bir Kadın takip etti. Ve Tuhaf Bir Kadın aslında bir kırılma noktasıydı. Bu yönden Leyla Erbil çok eleştiri almış bir yazardır. Pek çok eleştirinin de aslında baş odağı oldu Leyla Erbil. Tuhaf Bir Kadın'ı yayımladıktan sonra Leyla Erbil'in İstanbul'da, daha doğrusu Tuhaf Bir Kadın'ı yayınlamadan önce Leyla Erbil'in İstanbul'da Gecede ile alakalı büyük bir bildirisi vardı. Bu bildiriyi Leyla Erbil'in kitabına eline almış herkes görebilir diye düşünüyorum sanırım. Çünkü Gecede Sait Faik Armağan'la aday oldu. Maalesef kazanamadı. Bu törenden sonra Leyla Erbil bir karar aldı. Bu karar şuydu. Bu kitap, tabii kitapların başında da göreceğiz bu kararı. Bütün kitaplarının başında göreceğiz. Bu kitap hiçbir ödüle katılmamıştır. Bildiğiniz üzere Leyla Erbil'in tüm kitaplarının başında bu cümle geçer. Hiçbir ödüle katılmamıştır der Leyla Erbil ve hiçbir ödüle de sokmaz kitaplarını. Bunu çok sert bir bildirgeyle yayımladı. Çok keskin duruşları vardı Leyla Erbil'in ve zaten çok cesur, savaşçı bir kadın olduğundan bahsetmiştik. Daha sonrasında yanında Selim İleri gibi isimlerle bu bildiriyi yayımladı ve Tuhaf Bir Kadın da bunun sonrasına çıkarmıştı. Tuhaf Bir Kadın'ın da başında bu vardı aslında. Bu kitap hiçbir ödüle katılmamıştır vardı. Daha sonra Leyla Erbil pek çok eleştirinin de gözbebeği oldu, odağı oldu. Yine de edebiyatımıza sağlam duruşunu sergilemiş bir yazardır Leyla Erbil. PEN Yazarlar Derneği'nin, evet PEN Yazarlar Derneği'nin çok değerli bir ödüle layık görmüştü Leyla Erbil'i ama daha doğrusu aday yapmıştı. Leyla Erbil'in hiçbir ödüle katılmadığını, kitapların hiçbir ödüle katılmadığını söylemiştik. Leyla Erbil şahsına gelen ödülleri asla geri çevirmedi. PEN Yazarlar Derneği onu Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterdi. Fakat şöyle bir şey oldu. Leyla Erbil Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen aynı zamanda ilk Türk yazardı. Türkiye'den ilk yazarımızdı. Bu onun için önemli bir durumdu. Daha sonra Leyla Erbil 2005 yılında, yaklaşık 2005 yılında bir hastalığa yakalanmıştı. Tabii bu yazmasını hiçbir zaman etkilemedi. Her zaman üretken bir yazar oldu diyebiliriz Leyla Erbil için. 2013 yılında da maalesef bu hastalığa yenik düştü. Yine de 2013 yılında hala yazmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü yayınlanan bir kitabı var, Tuhaf Bir Erkek. Tuhaf Bir Erkek, Leyla Erbil'in son kitabıydı maalesef. 50 yıllık bir yazın hayatı oldu Leyla Erbil'in ve Tuhaf Bir Erkek'le bizlere veda etti. Şimdi Leyla Erbil'in birazcık da edebiyatından bahsetmek istiyorum aslında. Edebiyatı nasıl kırmıştır, nasıl edebiyatı farklıdır, nasıl tuhaftır bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü tuhaf bir yazar olduğundan bahsetmiştik aslında. Tuhaf bir edebiyatçı da aslında Leyla Erbil çünkü geleneksel kalıpların hepsini kırmak istemiştir. Yani herhangi bir şekilde geleneğe, alışılagelmişe uymamak istemiştir Leyla Erbil. Bunu da pek çok kalemden yararlanarak yapmıştır. Mesela Sait Faik gibi, mesela Samuel Beckett gibi. Bu isimler Leyla Erbil'in kalemini besleyen isimlerdi. Sait Faik'le zaten tanıştığını biliyorsunuz. Sait Faik'in ona destek olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla Leyla Erbil edebiyatında alışılagelmişliği kırmaya çalışırken neler yaptı? Biraz da bundan bahsedelim. Bir kere Leyla Erbil her zaman şöyle bir yazardı. Her zaman farklı yazımlar kullandı. Her zaman farklı noktalamalar kullandı. Her zaman dili farklıydı. Diğer yazarlar gibi değildi, tuhaftı. Bunu pek çok kitabında görüyoruz ve pek çok kitabında da şahit olduğumuz bir şey. Mesela şöyle yapar, 3 virgül kullanır. Virgüllü ünlem kullanır değil mi? Virgüllü ünlem kullanır. Şeyde, Tuhaf Bir Erkek'te çokça gördüğümüz üzere Leyla Erbil.
Dolayısıyla Leyla Erbil'in bu tuhaflığı sadece yazımı imnada yoktu. Her yere işlemişti. Cümlelerinin devrikliğine, eksiltili cümlelerine, bunun dışında konusuna, konuları da aslında tuhaftı ve konuları da tuhaf konulardan seçmişti Leyla Erbil. Bireyin iç dünyasını anlatırken toplumdan da uzak kalmamıştı bir yerde. Pek çok kalemden yararlanmıştı. Bireyin iç dünyasını anlatırken çatışmalardan yararlanmıştı. İyi kötü çatışması gibi, ezen ezilen ve özellikle kadın erkek çatışması gibi çatışmalardan yararlanmıştı. Ki Leyla Erbil de biz bunu görebiliyoruz. Leyla Erbil feminist bir yazardı. Bunun dışında otorite, ezilen ezen çatışmasını da kullandı Leyla Erbil. Bunu da şurada görebiliyoruz. Mesela Marx'ın kapitalist bakış açısını almıştı. Nazım Hikmet'in sosyalist bakış açısını almıştı. Tolstoy'un ve tabii ki Çehov'un halkçı bakış açısını almıştı Leyla Erbil. Bunların hepsinden faydalanarak ortaya tuhaf bir yazı, tuhaf bir yazın çıkarmıştı, tuhaf bir roman çıkarmıştı. Ta Hallaç'tan, ilk hikaye kitabı olan Hallaç'tan son kitabı olan Tuhaf Bir Erkeğe kadar bunu sezinleyebiliyoruz Leyla Erbil'de. Çok fazla eser verdi. 14 kadar öykü verdi Leyla Erbil bizim edebiyatımıza. 50 yıllık bir yazın hayatı oldu. 14 kadar da öykü verdi. Hikayeleri topladığı iki hikaye kitabı oldu. 7 roman ve bir deneme türünde eser verdi Leyla Erbil. 1959 yılında Hallacı çıkardı, 1968'de Gecede'yi, 1977'de Eski Sevgili'yi çıkardı. Daha sonra Tuhaf Bir Kadın izledi, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları ve Cüce'yi çıkardı. Üç başta Ejderha ve Kalan bunların devamıydı. Tuhaf Bir Erkek de zaten son romanıydı Leyla Erbil. Şimdi tabii ki Leyla Erbil'e dair ve edebiyatına dair söyleyecek çok şeyimiz var bizim. Leyla Erbil'den biraz bahsettik, edebiyatından da biraz bahsettik. Nasıl tuhaf olduğundan da biraz bahsettik. Ben sözü Cale Hocam'a bırakmak istiyorum burada. Kendisinin öykücülüğüyle ilgili birkaç bir şey söyleyecek. Doğru mu hocam? Evet. Evet. Oradan başlayalım. Evet. Sesim geliyor mu? Evet. Tamam. Merhabalar. Ağzınıza sağlık öncelikle. Çok iyi oldu böyle bir giriş yapılması. Yani Leyla Erbil'in bir genel olarak hayat hikayesini hepimizin hatırlaması da çok iyi bir başlangıç oldu açıkçası. Şimdi şeyde konuşurken Burcu Hoca'yla ve Ali Hoca'yla şey başlamadan önce tabii lise öğrencileri var salonda çoğunlukla sanırım. Biraz benim kariyer hikayemden bahsetmemi rica ettiler benden. Açıkçası ben de bunu hani çok anlamlı buldum şu aşamada. Çünkü tuhaf bir kariyer hikayem var benim de. Bolca kullanacağız bu sözcüğü anlaşılan. Şöyle ki ben işletme mezunuyum. Hacettepe İşletme'de okudum. Nefret ederek okudum. Her gün Beytepe'ye gidip geldim ama işte koltuğumun altında Edip Cansever kitapları, işte Sait Faik öyküleriyle falan şey yapmaya, dayanmaya, katlanmaya çalıştım. Bunu şu yüzden de anlatıyoruz. Tabii tercih dönemi yaklaşıyor mu? Nedir? Bilmiyorum. Hani öyle bir şey içindeyiz galiba. Çok takip edemiyorum şu ara ama size şey olsun, hani benim gibi olmayın diye bir uyarı açısından bunu yapıyorum. İşte o dönemde böyle bir şey vardı. Şimdi mesela en popüler bölümler, en çok girmek istediğiniz bölümler hangileri bilmiyorum. Hani var mı öyle şu çok popüler bir meslek, dönemin en popüler mesleği, biraz psikoloji falan mı öyle acaba? Rehberlik, danışmanlık değil mi? Hukuk her daim öyle. O bizim zamanımızda da öyleydi. Bizim zamanımızda da işte işletme, iktisat çok popülerdi. Yani her başarılı genç işletme, mümkünse ODTÜ işletme, işte o kadar olmuyorsa Hacettepe işletme, o da olmuyorsa Ankara işletme diye böyle bir sıralama halinde tercihimiz belliydi en baştan yani. Ama kimse bize senin şeyin nedir, yönelimin nedir, ilgin nedir falan diye sormuyordu. Sanırım bu dönemde biraz daha bilinçlenmiş o açıdan.
Her neyse uzatmayayım. Yani nefret ederek bir bölüm okudum. Her gün keşke bırakabilsem, keşke bırakabilsem duygusuyla bir türlü bırakamayarak. Çünkü yani olmadı işte bir şekilde hani girmişken bitireyim duygusu tekrar başa sarmayayım. Bitirdim. 4 senede bitirdim. Çabuk kurtulayım diye herhalde. Ondan sonra Bilkent Üniversitesi bir edebiyat yüksek lisans programı açtı. Şansım oldu bu benim. Çünkü lisansı edebiyat olmayan öğrencileri de sınava sokmaya izin veren bir bölüm oldu. Çoğu mezunu da zaten edebiyat mezunu değildi lisanstan. O şekilde bir O dönüşü yaptım kariyerimde. Ama lütfen siz olun, kendinizi tartın, kendi yönelimlerinizi hissetmeye çalışın. Şu yaşlarda çok net olmayabiliyor ama ipuçlarını çoktan vermiştir bence. Yani bir bölüm çok tercih ediliyor. O bölüme girersem herkes bana ne kadar başarılısın, aferin diyecek. Ailem beni ev üstünde tutacak, çevrem beni parmakla gösterecek. Bunun gazına gelme. Çünkü sonradan inanın çok mutsuz olabiliyorsunuz. Her zaman böyle şanslar da karşımıza çıkmayabiliyor. Şans diyorum ama sonra benim ayağıma çok takıldı lisansta işletme okumuş olmak. İş bulma aşamalarında sıkıntı oldu vesaire. O yüzden kendinizi, yönelimlerinizi, ruhunuzu, iç sesinizi iyi yoklayın. Tabii ki başarınız da önemli yani hangi alanda iyi olduğunuzda. Öyle bir uyarı yapmak gereği duyduk. Şimdi konumuza dönebiliriz. Leyla Erbil'le ben ne zaman tanıştım? Doktora tezimi yazarken aslına bakarsanız yoğun olarak daha çok okudum. Çünkü 50 kuşağı Türk öykücülüğü diye bilinen, öyle adlandırılan akımın içinde yer alan yazarlardan biriydi kendisi. Nezihe Meriç biraz tarih olarak ondan öncedir. Onu saymazsak tek kadın yazarıydı, kuşağın. O kuşakta kimler yazmış? Şu anda isimleri altın yaldızlı harflerle yazılan çok önemli edebiyatçılar. Bilge Karasu, Onat Kutlar, Demir Özlü, Yusuf Atılgan, Bilge Karasu, Adnan Özyalçıner, Ferit Edgü gibi gibi unuttuklarım da vardır. Pek çok önemli yazarın ilk ürünlerini verdiği yıllar, 50 sonrası. 1950'nin ikinci 50 yılların ikinci yarısında yazmaya başlamış bir kuşak. Ne yapıyorlar? Yani o dönem için şöyle bir yenilik arzusu içindeler. Yapılan edebiyat yapma biçimleri içinde kendilerini rahat hissetmiyorlar. Kendi dertlerini, meselelerini anlatamadıklarını o dille, o kurguyla, o öykü yazma biçimiyle bunu yapamadıklarını fark ediyorlar. Bunu da büyük oranda tabii Batı'yı takip ederek, işte Batı'da Deniz'in az önce sıraladığı önemli isimleri, modernist edebiyatçıları, Dostoyevski, Sartre, Beckett'i vesaire okuyarak kendi ruhlarına daha yakın buldukları yazarlar gibi yazma çabasında 20'li yaşlarında gençler bunlar. Yani bunlar şey değil, böyle belli hayatlarında belli bir noktaya gelmiş kişiler değiller. Henüz daha 20, 25, en yaşlısı 27 falandır. Ve o dönemde birbirlerinden bağımsız ama aynı motivasyonla, aynı yeni bir ruh, yeni bir edebiyat motivasyonuyla öykülerini yazmaya başlıyorlar. Leyla Erbil de içlerinde herhalde en öfkeli olanıdır. Tabii bu öfkeyi, bir öfke ne zaman kıymetli olur? Her başıboş öfke kıymetli midir? Elbette hayır. Yani o öfkeyi bir tür şey gibi düşünün, çılgınca akan bir nehir gibi düşünün. O nehirin bir yatağı olmalıdır değil mi? Belli bir amaca doğru gitmelidir, gürül gürül. İşte onu sağlayabilmesi Leyla Erbil öfkesini kıymetli kılıyor. Yoksa tek başına öfke duymamız pek bir şey ifade etmiyor. Öfkeyi bir şeye dönüştürmemiz önemli. Leyla Erbil deyince aklımıza ilk öfkenin ve isyanın, direnmenin, güç sözcüğünün gelme sebepleri edebiyatında bunu çok başarılı bir şekilde nesneleştirmiş olması diyebiliriz belki. Yani bir takım tekniklerle vesaire. İşte 50 kuşağı öykücülerin içinde de bu öfkeli ses
hemen dikkat çekti tabii. Ve dönemin edebiyat eleştirmenleri, tabii hepsi erkek, çoğu diyemeyeceğim, hepsi erkek olan edebiyat eleştirmenleri. Bir yandan ya burada çok iyi bir şey var, hissediyorlar iyi bir şey var ama bir türlü takdir edemediler. Ve hep Nezihe Meriç kadar övgüyle karşılanmadı ne yazık ki. Leyla Erbil dil bilmemekle, imlayı bilmemekle, dile saldırmakla falan itham edildi. Dönemin önemli eleştirmenleri tarafından. Yani bu şimdi övgüyle bahsettiğimiz o noktalama işaretleri kullanımları, o işte cümle yapısını alt üst eden tavrı, tarzı dili bilmemesine bağlanıyordu. Tabii genç bir yazar olmasından yola çıkarak buna vardılar herhalde. Ama sonrasında elbette gördüler ki mesele o değil. Mesele orada başka. Şimdi dönemin yenilikçi yönelimi sadece tabii şeyle sınırlı değil. İçerikle yani ele aldıkları konularla sınırlı değil. Hatta içerikle biçimin bir arada birlikte bir güç oluşturduğunu görüyoruz. Yani Leyla Erbil gibi diğer yazarlarda, Leyla Erbil de farklı biçimleri denediklerinde şöyle bir amaçları yok. Yani ben dikkat çekeyim, farklı olayım ve herkes benden söz etsin. Böyle bir sayıkla değil de anlatmak istedikleri meselenin başka türlü dile getirilemeyecek olmasıyla bunu yapıyorlar. Yani ben uzlaşımsal, yani geleneksel, kabul görmüş, toplum tarafından onay almış edebiyat yapma biçimiyle derdimi anlatamıyorum. Yani böyle bir hissiyat içindeler ve onu hani cümlenin devrik olması ya da cümlenin sentaksının tümüyle daha önce görülmemiş bir şekilde farklı olmasının sebebi bu. Dile yönelik, Leyla Erbil'in dile yönelik öfkesi, dile yönelik saldırısı diyebiliriz neredeyse. Aslında topluma yönelik öfkesi ve saldırısıdır. Bunlar ikisi eş anlamlıdır ve birlikte yürür. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şey birbirinden ayrı bir şey değildir. Leyla Erbil dile saldırırken aynı anda toplumla da hesaplaşmaktadır, yüzleşmektedir. Onun ön kabulleriyle, toplumun işte kadına biçtiği rollerle, bir yazardan beklentileriyle vesaire. Bu ikisini iç içe görmek önemli. Evet, öfke ve cesaret dedik. Onu Deniz de söyledi zaten. Tabii bu bunun karşılığında epey bedel ödedi. Biraz hayat hikayesinde de onu anlamışızdır. Yalnızlaştırıldı, tepki çekti, eleştirildi ama her birinden daha kuvvetli çıktı aslında. Çünkü güçlü bir kadındı. Yani duygusal yapı itibariyle de güçlüydü. Edebiyatına da güveniyordu. Dolayısıyla pek öyle geri adım atacak bir kadın ya da kabuğuna çekilecek bir kadın değildi. Bunu da hem hayat hikayesinde hem edebiyatında net bir şekilde görüyoruz aslında. Şey dedik bir de, işte öykü yazmaya başladığı dönemde nasıl bir ortam var, entelektüel ortam. O dönemde şeyler çok önemli, belki bilirsiniz. İşte kahvehaneler, belli toplanma yerleri olarak gece kulüpleri, edebiyatçıların ve sanatçıların ortak takıldıkları barlar. O dönemin edebiyat kamusunun, sadece edebiyat değil ama sinemacı, ressam, hepsinin bir arada gelip gittiği ortak yerler var. Buralara tabii gidip gelenlerin çoğu erkek. Yani sanatçıların, edebiyatçıların özellikle çoğu erkek. Tuhaf Bir Kadını okuyanlarını satırlar. İlk bölümü çok hani şeydir, öz yaşam öyküsüdür. Onun genç bir kadının edebiyatçı olma hevesiyle edebiyatçıların gittikleri yerlere gitme çabası ve orada bulunma, o tartışmalara katılma çabası ve gördüğü muamele. Yani tam da öyle bir ortam. Yani bir kadının oralarda bulunması pek çok bedel ödemesini, pek çok sinir bozukluğunu, öfke nöbetini gerektirecekti ve öyle de oldu tabii. Dolayısıyla hani şey olmadı, çok böyle rahat bir giriş olmadı Leyla Erbil açısından edebiyata. İlk öykülerinde hani tematik olarak
gördüğümüz şey yoğun bir biçimde cinsellik olmuş. O döneme kadar, 50 kuşağı öykücülerine kadar hatta hepsi için önemli bir konu çünkü bu tabu sayılan bir takım konuların üzerine ısrarla gittiklerini göreceğiz. Erkek yazarların da Leyla Erbil'inde. Tabii bir kadın yazarın cinsellik üzerine yazıyor olmasıyla erkek yazarın yazıyor olması çok farklı tepkiler alacak. Ama Leyla Erbil için bu elbette hiç önemli olmayacak ve ilk öykülerinde özellikle de sahteliği üreten bir mesele olarak cinselliğin üzerine çok gidecek. Yani insan ilişkilerinde sahte ön kabulleri sarsmaya çalışacak öykülerinde. Bilinç akışı tekniğini çok kullandığını biliyoruz. Bu gene Leyla Erbil'in birey meselesini çok önemsemesinden kaynaklanıyor. Leyla Erbil şey bir kadın değil, hani ciddi olarak aktif, özellikle hayatının sonraki aşamalarında aktif olarak politikanın içinde yer alacak zaman zaman. Toplumdan kopuk bir yazar değil. Tam tersi, toplumun kalbinde duruyor. Bütün acılarını, toplumsal felaketleri, hepsinin acısını derinden çeken ve bunun için mücadele eden de bir yazar. Ama hiçbir zaman 70'lerde de 60'larda da o dönemde hakim olan toplumcu gerçekçi akıma dahil olmamış. Toplumcu gerçekçi klişelere prim vermemiş. Ve kendi yolunu, kendi özerk edebiyatını oluşturma çabasına girişmiş de bir yazar. Yani sadece bireysel mevzuları ele aldığını söyleyemeyeceğimiz gibi sadece toplumsal mevzuları ele aldığını da söyleyemiyoruz. Bu aslında daha gerçekçi bir konumda durduğunu gösteriyor Leyla Erbil'imize. Nedir bu gerçekçi durum? Birey asla tek başına var olamaz. Birey ve toplum birbirini besleyen, birbirini dönüştüren, birbirini var kılan, bir diyalektik içinde var olan iki unsurdur. Dolayısıyla Leyla Erbil'in edebiyatı da toplumsal hadiselerden bağımsız bir edebiyat değildir. O anlamda özerk değildir yani. Toplumda olup bitenlerden habersiz, fil dişi kuleye kapanmış yazar imajı vardır ya, şair için söylenir daha çok. Hiçbir zaman öyle bir fil dişi kuleye sahip olduğunu söyleyemeyiz Leyla Erbil. Her zaman bu acıların göbeğinde, hepsinin de hesabını verme çabasında bir yazar olmuş. Edebiyatını özerk kılan ne acaba? Yani daha doğrusu edebiyatta özerklik mümkün mü? Bu da çok hani tartışılan bir konudur. Özerklik ne demek? İşte bağımsızlık, kendi kurallarını koyma, kendi niteliğine kendi karar verme, kaderine kendi karar verme hakkı olması, değil mi, bir alanın? Yani bir edebiyat yapıtına iyi ya da kötü derken herhangi bir toplumsal ideolojik bir ön kabulden yola çıkarak değil de edebiyat kuramlarının belirlediği niteliksel verilerden yola çıkarak karar verme diye hani kabaca söylersek. Leyla Erbil'in özerkliği bundan öte, hep konuştuğumuz ilk konuşmadan beri kendine has edebiyatını oluşturma noktasında olmuş. Ödüllere katılmama kararı almak, işte noktalama işaretleri, kendine has noktalama işaretleri belirliyor olmak, dönemin rüzgarlarına kapılmamak, çoğu zaman o rüzgarın tersi yönde yürümeyi göze almak, yalnız kalmak pahasına mesela. Bütün bunlar onun aslında bağımsızlığını ve özerkliğine ne sahip çıkmasına yol açmış. O da tabii hani sonrasından da daha net anlaşılacağı üzere epey kıymetli ve her yazarın da kolay kolay yapamadığı bir şey olmuş o dönemde. Örneğin aynı kuşağın yazarlarından Nezihe Meriç de elbette kendi edebiyatı içinde çok kıymetli bir yazardır. Ama bana kalırsa mesela Leyla Erbil gücünde bir yazar asla olamamıştır. Çünkü o bedelleri, o şeyi pek göze alamamıştır. Yani en azından edebiyatından gördüğümüz budur.
O cesareti çok görmeyiz onda. Felaket dedik, toplumsal meseleler dedik. Tabii ki Türkiye tarihine baktığımızda 60'lardan 50'lerden bu yana herhalde huzur içinde geçirdiğimiz bir 10 yıl yoktur değil mi? Her 10 yılda bir işte darbe dönemi, her 10 yılda bir işte katliamlar, ölümler, idamlar, patlamalar, hala devam eden huzursuz bir toplumsal ortam. Bunun içinde yazma çabası ve felaketi dile getirmek nasıl mümkün olabilir meselesi. Bu bizim yazarlarımızın hep temel meselelerinden biri olmuş aslında. Yani ben dibimde bomba patlarken nasıl edebiyat yapacağım? Aslında işin özü bu. Hala bugün de dürüst ve samimi ve şov yapma amacında olmayan edebiyatçıların ve sanatçıların temel meselesidir bu. Benim edebiyat yapmam ne ifade edecek? Yani neye iyi gelecek? Hangi yarayı saracak? Neyi önleyecek? Leyla Erbil'in işte özellikle Cüce'de çok gördüğümüz bu kendi artık hani hayatının da 2011'di galiba Cüce değil mi? 2011 diye hatırlıyorum ama 2001 mi? Bayağı yanlış hatırlıyorum. 2001. Tamam. Ha, kalan 2011. Evet. Cüce'de çok şey görürüz, o hesaplaşmayı, kendisiyle hesaplaşmayı net görürüz. Benim anlatmam ne işe yarıyor? Kim benim edebiyatım niye yazıyorum ve kim için yazıyorum sorusu her zaman gündeminde olmuş. Ama yazmaktan asla vazgeçmemiş ama aynı anda yazmanın anlamsızlığı da edebiyatına dahil olmuş. Ve bunu kendince çift kalplilik demiş. Galiba Cüce'de ilk kez diyordu bunu, yani Cüce'de geçiyordu bu ifade. Çift kalple olmak. Oldukça hoş, yani yerli yerinde bir tabir aslında. Akorsuz çift kalpli diyor hatta. Tam olarak alıntılayayım. Bunca insanın dile getirdiği ya uymak ya yok olmak öğüdüne kulak asmıyor görünsen de şu bilinmezlik akorsuz iki kalp taşıyan insana dönüştürmüştü seni. Ya uymak ya yok olmak öğüdüne kulak asmıyor görülsen de. Şimdi orada şeyi tartışıyor. Artık şu dönemin içinde kendine bir yer bulamayan bir yazar. Edebiyatının bir işe yaramadığını düşünen bir yazar bir yandan. Ama bir yandan da korkunç bir yazma arzusu, anlatma arzusu duyan bir yazar. Nasıl yazabilir? İşte ancak böyle yazabilir. Yapıtlarıyla onun cevabını veriyor bize aslında. Cüceyle, kalanla, tuhaf bir erkekle, özellikle artık doruğa çıkmış bir farklı tırnak içinde yazım türü. Tuhaf bir erkeği hani sadece şöyle bir karıştırmanız bile ne kadar farklı olduğunu görmeniz yeter değil mi? Şiir gibidir. Hem dili hem biçimi. O hani bu şekilde yazarak direnmeyi tercih ediyor. Yok oluşla varoluş arzusu arasındaki tereddütlü ve endişeli hal diye özetleyebiliriz belki bu çift kalpliliği. Bir yandan bu ortam içinde benim yazmamın bir anlamı yoksa yok olmalıyım. Bir yandan da korkunç bir var olma arzusu. Yani ikisinin aynı anda varlığı. Bir tür hesaplaşma ve yüzleşme anlatısı da diyebiliriz bu anlamda. Cüce için özellikle. Özellikten bahsettik aslında. Ve evet, şu felaket meselesi önemliydi. Nasıl anlatacağız? Mark Nikenya'nın Edebiyat ve Felaket diye bir kitabı var. Edebiyatın son dönemde çok, çünkü şey yaptığı bir konu bu. Dünyanın gidişatına da bakarsak, edebiyatı ne işe yarayacağı sorusu üzerinde, felaket ortamında nasıl kendini ifade edebileceği üzerinde çok duruyorlar herkes. Ve şöyle bir cümlesini aldım buraya. Felaketin tüm çarpıcılığı ve görkemiyle görünür olması ancak edebiyatın başarısızlığıyla mümkün olacaktır. Şimdi burada tabii kestirmeden söylediği ama biraz açmamız gerektiren şey edebiyatın başarısızlığı ne demek? Şimdi Leyla Erbil'in Cücesi'nde edebiyat başarısızdır demek istiyor burada mesela. Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın erkeğinde aslında en başından beri
Başarısızlıktan kastı burada şöyle bir şey sanırım. Hali hazırdaki edebiyat kuramlarının, edebiyat büyük edebiyata emek vermiş büyük kuramcıların ya da yazarların doğru kabul ettiği anlatım biçimleriyle savaşmak. Felakete tanıklık etmiş olmayı, işte o bütün Türkiye tarihini düşünün, 60'lardan bu yana felaketsiz geçmeyen yıllarımızı düşünün, onlara tanık olmuş bir yazarın nasıl anlatacağı, bu tanıklıkları nasıl anlatacağı meselesi. Düz, romantik, çarpıcı bir şekilde anlatabilir pekala, değil mi? Hani pek çok öyle anlatım var edebiyatta, geleneksel. Etkileyici olmaya çalışarak, çok görkemli benzetmeler yaparak bir patlamayı anlatabilirsiniz. İnsan ölümlerini anlatabilirsiniz, idamları anlatabilirsiniz. Tam da çok da şeydir bu yani, kullanışlıdır da ya acıyı anlatmak. Çok satarsınız. İşte bununla mücadele etmek, yani kabul görmüş anlatım biçimleriyle bunu yapamadığını hissetmek. Felaket nasıl anlatılır? Nurdan Gürbilek'in önemli bir edebiyat eleştirmenimiz, çok hoş bir yazısı vardır bununla ilgili. Acı anlatılabilir mi diye. Leyla Erbil'in de özellikle son dönemde iyice tepe noktasını bulmuş olan sorusu bence bu. Acı anlatılabilir mi? Nasıl anlatacağız acıyı? Çünkü her an şöyle bir şeye dönüşebilir anlatınız. Acıdan nem alanan bir anlatı biçimine dönüşebilir ya. Yani işte o acılar sayesinde kitabınız çok satıyordur mesela. Bunun vicdanıyla nasıl hesaplaşır ki bir yazar? Yani hani anlatabiliyor muyum? İşte bu noktada dürüstçe ben nasıl bir edebiyat yapmalıyım ki bu acıdan nemalanmadan ama geleceğe de bir bellek olarak bırakabileyim? Leyla Erbil'in özellikle dediğim gibi son dönem edebiyatında şeyi budur. Sonra belki sorularla da açarız. Ben bir alıntıyla bitireceğim izin verirseniz. Cüce'den bir alıntı bu. Şöyle diyor. Yıllar, artık karıştırdığın bu yıllar 8'i 10'u bulmuştur sanırım. Alıştırmaya çabalarken seni medyanın gereğine dediler ki istesek de istemesek de geçtik artık küreselleşmeye. Zamanın ne içinde ne dışında kalan sense, 3, çünkü kimse içinden çıktığı çirkeften leke almadan gezinemez bu gezegende. İşte burası. Kendisini çirkeften leke alan bir yazar olarak görüyor olması ve bunu edebiyatında ilan ediyor olması. Onu çok farklı bir yere koyuyor mesela. Çünkü kimse içinden çıktığı çirkeften leke almadan gezinemez bu gezegende. Artık bil bunu. Bir yazarın tutmasa da bir dediği ötekini, sabuklayıp abuklasa da görünmelidir hayal perdesinde. Elinde pastavla. Pastav, pil şekerin şakşakıymış. Şu pil şeker hani elinde bir şeyle şey yapar ya, onun adıymış. Hayal perdesi elinde pastavla ve çemkirmelidir cesim laflarla, yani büyük laflarla. Ki getirmeli ses ve öfke, kabul ve red, kırmızı ve siyah. Dediler görün. Göz göze gel, göze iliş, göze gir, bakıl, söyle. Ki tenceren kaynar iken, maymunun oynar iken, gir parlamentoya, çık aridimentoya, bul adamını, yanaş, eyi dolaş, hoşa mendiyle höşmeri. Evet, çıldırdı orada dil artık. Bir noktadan sonra. Böyle bir şey yani, anlatmaya çalıştığım tam da. Leyla Erbil'in edebiyatı da böyle bir edebiyat. Kendini kolay ele vermiyor ama üzerinde durduğunuz zaman ve düşündüğünüz zaman verdiği şeyler de çok paha biçilemez bence hala günümüz için. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
aslında da çok teşekkürler. Çünkü Leyla Erbil'in hayatını ve edebiyatını konuşmuş olmak sanıyorum arşivde olan temasımızı daha kolaylaştıracak şimdi. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ederiz. Çünkü Leyla Erbil arşivinde bu salonda Leyla Erbil'i hem düşünsel hem üretimsel olarak haşır neşir olmuş sizlerin arasında konuşuyor olmak çok değerli bize için. Biz diyorum, çünkü her ne kadar ben burada tek kişi olsam da aslında arşiv ekibimiz adına konuşuyor olacağım. Ve size kısaca aslında arşivin hikayesini ve yürütülme sürecini anlatacağım bugün. Sorularınızla belki daha da açabiliriz meseleyi. Leyla Erbil Özel Koleksiyonu Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nde yer alıyor. Ki bu da arşivleme sürecinden, kataloglamadan bir görüntü karşımızda duran şu anda. Leyla Erbil'in ölümünden sonra kızı Tatoş Erbil, ki Deniz Hoca da bahsetmişti kendisinden. Leyla Erbil'in malzemeleriyle bir şey yapmak istiyor ve bir süre bir arayışla geçiriyor bir süreyi. Ardından da Nazım Hikmet Merkezi ile temasa geçiyor. Bunu izleyen süreçte Türk Edebiyatı bölümünden üniversitenin Zeynep Uysal ve Olcay Akyıldız, ki Olcay Hoca aynı zamanda projenin yürütücüsü de, Leyla Erbil'in evine gidiyorlar, Fatoş Hanım'la konuşuyorlar, eşyaları inceliyorlar ve daha sonra bir protokol imzalanıyor. Bir dizi koli bize gönderiliyor. Ki bu oldukça karmaşık bir malzeme aslında. Hem görsel, hem yazınsal, hem de işitsel malzemelerden oluşan bir bütün. Bunun arkasından da bir süre bekledikten sonra malzemeler 2017 Temmuz'unda kaba bir tasnifle aslında düzenlenmeye başlanıyor. Tabii bu sürecin yürütülmesi için de hem maddi hem de iş gücü gerektiği için de okulda bilimsel araştırma projesine başvuruluyor. Bunun arkasından da 2018 Ocağında proje yürürlüğe giriyor. Ben de projede proje asistanı olarak yer alıyorum. Yaptığım şey de aslında kataloglama ve dijitizasyon. Onlardan kısaca bahsedeceğim. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi orada yukarıda gördüğünüz binanın çatı katında yer alıyor. O da içeriden bir görüntü. Orada gördüğünüz beyaz kağıtlar da aslında belgeleri muhafaza ettiğimiz asitsiz gömlekler. Genellikle bir gömleğe 15 kadar belge sığdırabiliyoruz ve bunlar dijitizasyonun ardından aslında üst üste asitsiz kağıtlar konularak aralarına yerleştiriliyor. Ardından asitsiz gömleklere yerleştiriliyor. Pardon, asitsiz kutulara yerleştiriliyor. Peki neden? Çünkü burada muhafaza dediğimiz aslında çok uzun yıllara yayılacak bir süreçten bahsediyoruz. Bu yüzden de oradaki belgelerin asitsiz bir ortamda tutulması son derece önemli. Ki onlar da burada gördükleriniz aslında. Bunun peşi sırada o belgeler dijitize ediliyor. Dijitizasyonu buradaki merkezde değil, okulda yer alan arşiv ve dokümantasyon merkezinde gerçekleştiriyoruz aslında. Çünkü orada dijitizasyon yapabileceğimiz bir alet mevcut. Ve belgeleri oraya taşıyoruz, tekrar merkeze getiriyoruz o süreçte. Peki kataloglama dediğimiz şey nedir? Burada gene arşivde yer alan ve Leyla Erbil'in kişisel malzemelerinden oluşan işte basın kartı, pasaportu, kimliği gibi, ki arkada da sağlık kartı var yanlış görmüyorsam, belgeler görüyorsunuz. Biz ilk dediğim gibi malzeme geldiğinde çok karışık bir düzenle karşılaştık. Leyla Erbil'in yazma ve araştırma pratikleri gibi aslında biriktirme pratiklerinin de oldukça grift bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Muhafaza kadar istiflemenin de ön plana çıktığı bir düzeni vardı kendisinin, ya da düzensiz düzeni demek gerek. O yüzden tabii nasıl bir kataloğa girişeceğimiz bizim için bir soru işareti oldu en başta. Bunun için de Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nden faydalandık. Çünkü onlar kendi arşivlerindeki kataloglardan bizlere örnek gösterdiler. Bize bu süreçte yardımcı oldukları için Nurçin İleri, Başak Deniz ve Yonca Güneş Yücel'e de teşekkür edelim buradan. Hani bu isimleri de anıyorum çünkü aslında burada çok
Hani tek başına yürütülen bir süreçten ziyade bir ekip işi hakim. Hani az ya da çok yardımcı olmuş olsun, herkesin katkısı son derece değerli, özellikle böyle süreçlerin yürütülmesinde. Onlarla konuşmamızın ve diğer belgeleri incelememizin ardından aslında ilk başta 3 ana kategori belirlemiştik. Onlar da bir olarak gördüğünüz biyografik kısım, lit dediğimiz edebiyatına ilişkin malzemeler ve other dediğimiz sınıflandıramadığımız belgelerdi. Ki onları da alt kategorilerini görüyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var, arşiv dediğimizde statik olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Son derece dinamik bir yapısı var ki ona değineceğim zaten. Burada biz kataloğa 3 ana kategoriyle başlamışken aslında bu süreçte 5'e çıktı buradaki kategoriler ve mesela bu kategori ana kategorilerden bir tanesine başka bir bölüm eklendi ya da bir tanesinin ismini değiştirmemiz gerekti. Ama bunların hepsini malzemeyle iç içe geçtiğimizde ancak görebildik aslında. Ama aşağı yukarı burada gördükleriniz aslında sahip olduklarımız hakkında size fikir verebilir aşağı yukarı. Yani neler var? Şahsi mektuplaşmaları, resmi yazışmalar var, fotoğrafını gördüğünüz kimlik kartları var, romanlarına, öykülerine ilişkin müsveddeler ve taslaklar var ki bu müsvedde ve taslaklar aslında işte bu kalana ait, bu tuhaf bir kadına ait şeklinde ayrılmış değiller. Aksine gündelik yaşamındaki kullandığı nesnelerle son derece iç içe geçmiş durumdalar ya da gündelik yaşamda takip ettiği düşünceleriyle diyelim. Çünkü mesela bir kağıtta alışveriş listesi var ama hemen peşi sıra birkaç cümle not düşürmüş. Aslında o bir roman taslağına ait. Ya da birkaç telefon numarası not alıyor. Arka arkaya bambaşka cümleler sıralıyor. Onun hemen üstünde ya da arkasında bir yazardan alıntı yapıyor mesela. İşte Joyce'dan, Jung'tan çeşitli alıntılar vardı, Freud'tan keza öyle belgeler arasında. Ve tabii onlarla bir araya gelmek de çok heyecan verici ama aynı zamanda çok zor bir süreç haline geliyor. Çünkü aslında biz arşivi belki çok dediğim gibi statik olarak görüyoruz. Ki belki mesela arşiv merkezi, pardon, bizim merkezi görmüş olmak ve oradaki belgeleri görmüş olmak da sizi şaşırtabilir. Çünkü arşiv dediğimizde çoğumuzun aklına aşağı yukarı gelen şey belki de devlet arşivleri. Ya da işte kapalı kapılar ardında dönen bir takım çalışmalar, asla yansımasını göremediğimiz. Ama burada baktığımız zaman aslında arşiv sizin işte kendi düşüncelerinizi, kendi bilgilerinizi, beklentilerinizi empoze edebileceğiniz ve size nesnel bir bilgi veren bir yapı olmaktan çıkıyor aslında. Ne oluyor? Arşiv size kendi bilgisini sunuyor ama bu bilgiyi vermek için kimi zaman bir mesela vakit sizden talep ediyor ki bu hem fiziksel bir vakit aslında. Ya örneğin işte kişisel bir mektup diyelim. Orada belli isimler geçiyor ya da belli olaylardan bahsediyor ama siz ne olduğunu doğrudan bilemiyorsunuz. Bu sefer bunun peşine düşüyorsunuz ve bir bakıyorsunuz bir ismin arkasında 35 dakika geçirmişsiniz. Ve onun sonucunda ancak oradaki boşluğu tamamlıyorsunuz ve bilgiyi dolduruyorsunuz ekler dosyasında aslında. Çünkü kataloglamayı yaparken tabii yanıt vermemiz gereken araştırmacıları açarken işlerini kolaylaştırmamızı sağlayacak belli kataloglama ne diyelim sekmeleri var. Bunlar örneğin mektup üzerinden gene örnek verirsem mektubun kimden kime gönderildiği, dönemi, kısaca tarifi ki bu 1 ila 4 cümle arasında olabilir. Örneğin işte Demir Özlü'den Leyla Erbil'e gönderilen şu 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 havadisleri içeren şu şu tarihli mektup gibi bir cümle kuruyorsunuz orada. Aynı zamanda fiziksel tarafı bir de belgeyi ölçüyor olmanız. Yani o kağıt artık hangi boyuttaysa siz onu tutup ölçüyorsunuz. Çünkü bazı araştırmacılar özellikle bunlarla da ilgilenebiliyor. Aynı zamanda anahtar kelimeler bulmanız gerekiyor. Genel araştırmacının işini kolaylaştırmak adına. Tabii tüm bu sürecin yürütülmesi ve kolaylaştırılması o yüzden zahmetli de bir hale gelebiliyor. Ama aynı zamanda yani bu fiziksel zaman talebinin haricinde aslında sizden ona alışmanızı ve ona bir çeşit etkileşim kurmanızı bekler bir hali de var arşivin. Bu nasıl oluyor? Biraz arşivi dinlemeniz gerektiği anlamına geliyor bu. Örneğin bizim daha önce böyle
United, Arena, Kolezyum, bir futbol takımının oyuncularının listesini içeren belli metinlerle karşılaştığımız olmuştu projenin en başında. Ama bir türlü anlamlandıramamıştık. Alan 1, alan 2 olarak notlandırılıyordu bunları hep. Bunları tabii not edip kataloglara ayırmıştık o süreçte. Neredeyse bir yıl kadar sonra Leyla Erbil'in 70'lerde gittiği Iowa'da bir yazarlık programındaki kişilere, oranın kurucularına gönderdiği, tabii şöyle, 70'lerde gidiyor ama mektup 84 ya da 89 sayılı olmadı. Bir mektuba rastladık. Orada da o yazarların katılımıyla bir antoloji oluşturulacağı ve Leyla Erbil'den de öykü beklendiğini anladığımız bir metin vardı Leyla Erbil tarafından yazılmış. Diyorduk ki hani size işte Inhabitants of Mayflower isimli bu metni gönderiyorum ama tamamlanmış bir metin değil. Hani siz nasıl çevirirseniz çevirirsiniz diyor, Türkçe gönderiyor. Ve Mayflower dediği de aslında o dönemde giden yazarların kaldığı otelin ismi. Bunu da bir kenara ayırdık. Üzerinden 6 ay kadar geçti. Daha sonra bu arenaya ilişkin farklı metinleri yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Biraz daha taslak karşımıza çıktı ve o sırada da bir grup çalışması yapıyorduk aslında. Çünkü bu projede aynı zamanda Leyla Erbil çalışmış, yüksek lisans tezlerinde de isimler var. Seda Yücekurt, Semiha Şentürk bunlardan ikisi. Uğur Çalışkan da bir süre bizle birlikte olmuştu o süreçte. Ve Semiha ve Seda ile yaptığımız toplantılarda ki aslında sonda bize geçersek fotoğrafları fotoğrafları var bu çalışmamızdan iki örnek. Şunu fark ettik, o taslaklardan bir tanesinde aslında belli isimler geçiyordu ve bu isimler Leyla Erbil'in Iowa'da beraber olduğu isimlerdi. Ve o zaman anladık ki aslında mektupta, yani o 80'lerde yazdığı mektupta belirttiği taslak bu alan 1, alan 2 adını verdiği taslaklardı. Ama yani bunu anlamamız bir yıldan uzun bir süreci gerektirdi aslında. Ve hani bunun peşine düşmeseydik, takip etmeseydik, zihnimizde yetmiş olmasaydı, arşivi dinlemiyor olsaydık aslında bunlardan hiçbirine ulaşamamış olacaktık. Ki bu hani... Bilmiyorum böyle anlatıldığında heyecan verici geliyor mu ama yaşarken son derece aslında heyecan vericiydi bizler için. Yani çünkü arşiv dediğimiz bir şey, arşiv dediğimiz şey aslında biraz böyle. Belki bilenleriniz vardır, yani arşivin kökeni arkeye dayanıyor ki bu da köken, başlangıç gibi anlamlara geliyor. Ve devlet arşivlerini hatırlamamız boşuna değil çünkü genel olarak aslında bir koruma otorite kavramıyla özdeşleşiyor arşiv ki Derrida'nın arşiv bulması bunu çok iyi tartışıyor. Belki daha sonra bakma fırsatınız olursa. Sanırım Türkçe'ye çevrilmedi henüz. Tam hatırlamıyorum ama. Yani bu arşivdeki pratiğimizde karşımıza çıkan aslında oradaki buyurgan sürecin çok dışında bir pratik diyebiliriz. Çünkü Derrida'nın yaptığı aslında şu, arşive sahip olmak ve onu kontrol etmenin asıl gücü getirdiğini söylüyor Derrida. Ve mesela siz arşiv kullanıma açacak şekilde hazırladığınızda, kullanıma açtığınızda aslında bu otoriteyi de kırmış oluyorsunuz. Yani bizim bu süreçte yapmaya çalıştığımız araştırmacıların dikkatine sunmak üzere hazırlamakta da aslında böyle bir sekteye uğratma mevcut. Aynı zamanda tabii bu süreçte gördüğümüz bu dinamik yapı kataloglamayı da daha esnek tutmamızı sağlamış oldu. Ve her şeyden önce de arşiv dediğimiz meselenin bir ilişkilenme olarak adlandırılabileceğini gördük. Çünkü aslında aşağı yukarı hepimiz bir şeyleri biriktiriyoruzdur. Yani arşiv de böyle bir şey. Bir dizi hepimizin hayatında çok yeri olan pratiğe dayanıyor. Nedir o? İşte biriktirme, ekleme, çıkarma, dahil etme, toplama, bozma gibi. Ve bu eylemler bir araya geldiklerinde, birbirleriyle müzakere edebildiklerinde arşiv dediğimiz şey ortaya çıkmış oluyor. Ve arşiv sadece aslında onu tutan, biriktiren kişilere değil, aynı zamanda onu seçenlere, onu bir şekilde muhafaza edenlere, ondan bir şekilde yararlananlara dair. Yani bugün siz mesela Leyla Erbil arşivinden bir belge çıkarıp bunu örneğin bir makalenizde kullanacak olsanız aslında orada arşive dair bir sorumluluk üstlenmiş olacaksınız.
ki yani arşivin getirdiği heyecanların ve gerginliklerin belki yanında bu size yüklediği sorumluluk da aslında bir çeşit etik ilişkilenme de son derece değerli bize göre. Ki bunların hepsini aslında süreçte öğrenme imkanımız oldu. Çünkü hiçbirimiz aslında doğrudan daha önce arşiv çalışmış değildik. Hani bunun teknik ayağını arşiv merkezinden öğrenmiş olsak da pratikte uygulamaya tabi olarak görmüş olduk bunu. Ve aslında Leyla Erbil'in arşivinin daha dağınık ve düzensiz olduğundan bahsetmiştim. Bu da edebiyatını bilenler için şaşırtıcı değil. Ki kendisi de bunu söylüyor zaten. Bir söyleşisinde şöyle diyor. Çok programlı bir çalışma düzenim yok. Bir hikaye, bir roman, bir olay, neyse artık o. Ben farkına varmadan hayatıma karışır, bana kendimi yazdırtmak ister diyor. Yani o da aslında doğrudan bir şeye kendini ya da düşüncelerini empoze etmektense biraz o belgeyi, bilgiyi, düşünceyi dinleme taraftarı. Ki arşivinde de onun yansımasını çok net bir biçimde görebiliyoruz aslında. Okul defterlerinden bir görüntü. Yani şöyle, elimizdeki arşivde bir de tabii süreci zorlaştıran ama aynı zamanda Leyla Erbil'e daha temas etmemizi kolaylaştıran şey 1950'lerden 2000'lere uzanan geniş bir yelpazedeki belge bütününü taşıması. Yani bakın bu mesela üniversite yıllarına ait defterler ki o liseyi çizip üstüne üniversite defteri yazması hoş bir detay. Ve yani 50'lerde gidiyor üniversiteye, düşünürsek 70 yıl boyunca buradaki defterleri saklamış. Ki bu defterlerin başka bir yanı da gene diğer belgelere de konuşan bir ifade olacak bu. Aslında sadece Leyla Erbil'in hayatına ilişkin değil, aynı zamanda bir döneme ilişkin, başka hayatlara ilişkin bilgileri kendinde taşıyor olması. Çünkü bu defterler arasında sosyolog Mümtaz Tarhan'ın, edebiyatçı Mina Urgan'ın da ders notları var. Ki Mina Urgan'ın kendi ders notları yayınlanmıştı. Daha sonra mesela bu alanda araştırma yapmak isteyen biri bu defterlerle de karşılaştırabilir yayınlanan metinleri. Ki bu da arşivin aslında tek başına ismini verdiğimiz kişinin değil, çoğalarak ilerleyen bir bilgiler ve araştırmalar bütününü sunduğunu gösterebilir bizlere. Aynı zamanda tabi bu kadar eski belgelerden bahsederken aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz ki bunların hepsi çok iyi durumda da bize gelmiş değillerdi. Özellikle telefon defterleri, okul defterleri gibi belgeler. Bu durumda da bir tamir çalışması yürütülmesi gerekiyordu. Bunun için de belge restorasyonu yapan Nigar Kazemipur'la anlaşmıştık ve kendisi çok aslında hassas bir biçimde birkaç ay boyunca kimi belgelerin restorasyonunu gerçekleştirdik. Orada restorasyon malzemeleri görebiliyorsunuz. Örneğin belge soldaki haliyle bize gelmişken şimdiki halinde sağdaki formunda korunuyor. Şöyle tabii belki daha heyecan verici olacak şey biraz da neler var arşivde kısmından bahsetmektir. Burada pek çok şey konuşuldu. Bunlardan herhalde en önemlisi de Leyla Erbil'in aslında tarihe, topluma karşı olan duruşuydu. Yani şunu görüyoruz ki, bu arşivde de çok belirgin. Tarihi susturduklarına, eksilttiklerine, yok saydıklarına, sessizleştirdiklerine karşı hep bir yakınlığı, bu eylemlerin hepsiyle bir derdi var Leyla Erbil'in. Ve baktığımız zaman zaten edebiyatının üretiminde yer almış malzemelerde de hani o ilgiyi, o derdi ve bu konulardaki ısrarını çok net görebiliyoruz. Örneğin Üç Başlı Ejderha'daki okyanus kapağında yanlış hatırlamıyorsam Burmalı Sütun'un resmi yer alır. Burmalı Sütun'un görsellerine ilişkin, Burmalı Sütun'un tarihine ilişkin çok sayıda belge var.
gene üç başlı ejderhada yer alan bir cinayet olayını, Leyla Ünver'in yakınlarının öldürülmesine dair bir gazete küpürü, ki kitapta da yer alıyor. Bunun hem orijinali arşivde hem de çok sayıda fotokopisi. Aynı zamanda Vapur Öyküsü'nü okumuşsanız aşina olacağınız vapur isimlerinin, şehir hatlarına ait vapur isimlerinin bir listesi arşivde gene. Ki arşivde değil bu bilgi ama biz arşivle ilgili konuşmak üzere Seval Şahin'in günü ve güncelli edebiyatına katıldığımız zaman o bize şöyle bir anekdot anlatmıştı. Kalanı yazdığı dönemde, yani son yıllarında olarak anlattı Seval Şahin. Avrupa pasajında İstanbul'daki karşılaşıyorlar. Ya nasılsınız, ne yapıyorsunuz diye soruyor Leyla bile Seval Şahin. O da heykelleri saymaya geldiğini söylüyor. Kalan'da da geçiyor aynı zamanda bu heykeller. Yani öyle bir titizliği var. Ama bu gerçeği yansıtmak, gerçek işte budur işaret etmekle yükümlü olan bir titizlik değil aslında. Dediğim, biraz önce bahsettiğim o boşlukları, eksikleri tamamlamak için. Çünkü aslında bize tarihin işaret ettiği noktanın her zaman aslında bir eksiği, gediği, hep örtüleni olduğunu söylüyor Leyla Erbil. Ve hani bu titizlik ve ısrarını gösterebilecek belki de en önemli örnek de Tuhaf Bir Kadını okuduğunuzu öğrendim. Hatırlayacaksınızdır. Oradaki Mustafa Supi meselesi. Yani Mustafa Supi daha Arak Analarından bir tanesi kitabın. Belki ilk aklına gelecek olmayacak pek çoğunuz için. Ama Leyla Erbil için inanılmaz bir değeri var Mustafa Supi'nin. Çünkü işte bu felaketlere, kötülüklere yanıt vermedi. Mustafa Supi'yi kim öldürdü sorusu. Kendisi Türkiye Komünist Partisi'nde liderlik yapmış. Komünist bir figür. Ve Sovyetlere bir gemide giderken arkadaşlarıyla öldürülüyor. Ama onu kimin tam olarak öldürdüğü meçhul. Ve bu soru Leyla Erbil'in aklında. Hatta şunu söylüyor. Bir söyleşisinde olsa gerek. Tuhaf Bir Kadını yazmaya 2 yıl kadar ara veriyor. Çünkü Mustafa Supi'ye geldiğinde yeterince belge bulamıyor ve bundan rahatsızlık duyuyor. O zaman araştırmalıyım diyor ve yazım süreci kesintiye uğruyor. Ama orada da bitirmiyor. Çünkü 71 yılında yayınlandığında kitap hala Mustafa Supi'yle derdi bitmiş değil. Hala orada cevaplanmamış sorular kaldığını biliyor. Ve arşivin bize gösterdiği üzere 80'lerde de, 90'larda da, 2000'lerde de hala belge biriktiriyor Mustafa Supi ile ilgili. Örneğin, onu not etmiştim, 91'de Milliyet'te İsmet Bozdağ'ın yayınladığı bir yazı dizisi var Mustafa Supi'yi kim öldürdü diye. Bunların hepsini biriktirmiş Leyla Erbil. Ve 2000'lerde yine Atilla İlhan'ın bir yazısı vardı. Bunu da toplamış ve her yeni baskıda da bu öğrendiği bilgileri kitaba ekletmiş. Ki bu da bir tartışma yaratmış aslında. Yani yazar devam etmeli mi yoksa metni orada bırakmalı mı artık diye. Varlığın bir zamanlar genel yayın yönetmenliğini yapmış Cengiz Gündoğdu'ya yazdığı bir mektubun taslağı var arşivde. Orada şunu söylüyor ki hani bu Tuhaf Bir Kadın tartışmalarını da farklı bir yere taşıyabilir diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü Tuhaf Bir Kadın aslında ilginç bir şekilde üzerine o kadar da konuşulmamış bir metin ve konuşulduğunda da genellikle daha otobiyografik ya da kadın meselesi üzerinden anlatılmış, tartışılmış bir metin. Ama mesela bu Mustafa Supi ya da Baba bölümü, bilmiyorum okuyanlar belki kendi düşüncelerinde söylerler, oradaki bilinç akışı aslında tartışılmak için çok zengin bir zemin sunuyor. Leyla Bey şöyle diyor, hani neden bu eklemeleri yaptığına dair, hani bunları yapıyorum çünkü önemli ve ben öldükten sonra da yayıncımın buna devam etmesini istiyorum diyor. Bu yolla yeni bir biçimde yarısını benim, öteki yarısını da ben öldükten sonra öteki kuşakların yazmayı sürdüreceği bir anonim roman ortaya çıkacak diyor Gündoğdu'ya yazdığı mektupta. Yani Tuhaf Bir Kadını mesela onun otobiyografik hikayesi okumaya meyil olduğumuz bir durumdan böyle anonim bir tarafa da çevirmesi aslında çok heyecan verici geliyor bana. Belki dediğim gibi siz de düşüncelerinizi belirtirsiniz. Aynı zamanda burada Cüce'den de bahsettim Cihali Hocam. Dizdeki metinlerden gördüğümüz Cüce'yi yazma sürecinde bilgisayar kullanmaya geçtiği, çok uzun yıllar daktilo ve el yazısıyla yazıyor ve 2000'lerde de zaten el yazısıyla yazmaya devam ediyor. Tabi hastalığı nedeniyle
artık 2000'lerde yazısı oldukça titrek hale geldiği için okumak biraz da zor ne yazık ki. Ama yani bu süreci görmek şöyle ilginç, belki Cüce'de yaptığınız alıntının o hani bugünlerde var olabilmek sorusunun biraz teknolojiyle de bir karşılığı var. Çünkü bilgisayar kullanmaya geçiyor ve komut notlarını görüyoruz. Nasıl belge kaydetmesi gerektiğini, nasıl aşağı yukarı gitmesi gerektiğini de not etmiş. Sık sık kendini hatırlatmak istemiş. Ve Cüce'den itibaren aslında daha sonra gelecek metinleri, özellikle kalını tuhaf bir erkeği de besleyecek. Pek çok metni bir arada götürmüş Leyla Erbil. Zaten birinin diğerinin içinden doğduğunu da söylüyor ama arşivde gördüğümüz aslında tam olarak izini takip edemediğimiz bağlar ya da aslında diğer metinlerinde yer almamış ya da işte kitaplarına girmemiş, daha sonra tuhaf bir kadına ya da kalana dönüşmemiş kimi metinlerde var. Ama biz tabii öncelikle katalog okuma ve digitizasyon gibi bir süreçle uğraşırken bunların hepsine oturup çok detaylı bir biçimde de bakamıyoruz ne yazık ki. Bunları not düşüyoruz daha ileriki tarihli çalışmalarda kullanılması üzerine. Ama yani Cüce'nin içinden doğan pek çok şey var. O anlamda belki tekrar geri dönülmesi anlamlı bir metin. Ve yine arşivde gördüğümüz, belki Leyla Erbil'in hayatına dair daha az bilinen şeylerden biri oyun çevirmiş olması. Ve bunu oldukça erken bir tarihte yapıyor aslında. Örneğin 69'da, yani demek ki 69'dan biraz daha önce Tennessee Williams'ın Yeryüzü Cenneti olarak çevrilen oyunuyla ilgileniyor. Hatta ajansla da yazışmaları var ve bu oyun 70 tarihli İzmir Devlet Tiyatroları'nda oynanıyor. Onun da mektuplaşması var. Çünkü hani hem telif için hem de oynandığını belirtilmesi için mektuplaşmışlar Leyla Erbil'le. Leyla Erbil'in bu çevirmen yönünü görmek de oldukça değerli. Tabii bizi en çok meşgul eden şeylerden biri ve daha fazla dolaşıma sokmak istediğimiz şeylerden bir tanesi mektuplar meselesi. Kuşkusuz herkes şeyi merak ediyordur işte. Edebi dedikodular var mı mektuplarda? Neler neler söyleyebiliriz? Onları söylemekle yükümlü değiliz ne yazık ki. Ama edebiyat açısından çok değerli şeyler olduğu kesin. Bunların en başında da inanıyoruz ki İngilizce çevirmenliğini yapmış Nermin Menemencoğlu'yla mektuplaşmaları geliyor Leyla Erbil'in. 60 ve 70'li yıllarda çok sık mektuplaşıyor ikili. Ki Nermin Menemencoğlu Vapur Öyküsü'nü çeviriyor, orada yayınlatıyor Londra'dayken. Tuhaf Bir Kadın'ı çeviriyor ama Tuhaf Bir Kadın ikisinin de çok istemesine rağmen yayınlanmıyor bir türlü ve hala yayınlanmış değil ama bu sene bir aksilik olmazsa İngilizce'de yayınlanacak Tuhaf Bir Kadın, Nermin Menemencoğlu çevirisiyle. Ve hani mektupların değerini şu açıdan belki değerlendirmek mümkün. Burada hani sadece iki kişinin birbirine yazdığı belli ifadelerden söz etmiyoruz. Çok aslında katmanlı, çok fazla öznenin bir araya geldiği bir diyalogtan söz ediyoruz. Çünkü orada iki arkadaşın konuşması hakim, bir yazar ve bir çevirmenin konuşması hakim. Nermin Menemencoğlu'nun hem çevirmen hem okur olarak metne yaklaşımlarını gösteren cümleler hakim. Ve tabii ki aynı zamanda bir yazarın kendi çevirisine nasıl yaklaştığı, bu çeviriler üzerinden yazının kendisine dair öğrenebileceklerimiz. Örneğin çeviride tabii belli referanslar kullanıyor Leyla Erbil ki bu referansları takip etmek oldukça zor. Vapur Öyküsü'nü okuyanlarınız ya da okumak isteyenleriniz olursa bu konuda çok iyi bir kaynak Fatih Altuğ'un Vapur'un Minör Hareketleri makalesidir. Gerçekten çok etkileyici ve Vapur'u adeta bir dedektif gibi kat eden bir makale. Mesela oradaki Vapur Tuhaf Bir Kadın için belli kitaplara referans vermişse, Nermin Menemencoğlu bunları soruyor, ikisi arasında kitap alışverişleri oluyor ve dönemin aslında edebi dünyasına hem de siyasetine ilişkin konuşmalar yürütülüyor. O yüzden aslında o mektuplara bakmak, genel olarak bu arşivi taramak büyük ölçüde sadece hani bir edebiyatçının hafızasını anlamaya çalışmak değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu da takip etmek ya da resmi tarihe karşı üretilmiş bir dizi hafızayı, hafızanın peşine düşmek gibi anlamlara geliyor.
bu anlamda da aslında arşiv kendi failliğiyle bizi etkileşime sokarak yer alıyor yaptığımız tüm çalışmalarda. Ve Leyla Erbil üzerine yürütülecek ileriki tarihli çalışmalarda da o anlamda değeri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hani bize bu süreç, dediğim gibi aslında ilk kez öğrendiğimiz ve pratik ederek öğrenme imkanı bulduğumuz bu süreç, hem arşiv dediğimiz şeyin bir salt bir nesne olmadığını, o karşılıklı etkileşim göstermiş oldu. Hem de aslında malzemenin Leyla Erbil'in edebiyatını yeniden anlamlandırmaya çalışmakta ne kadar etkin rol oynayabileceğini göstermiş oldu. Ama dediğim gibi bu Leyla Erbil'in edebiyatından da ibaret değil. Çünkü genç bir üniversite öğrencisi olduğu yıllardan, işte okuma listelerinden başlayan bu arşivde onun hani farklı özelliklerine dair, bir yazar kimliğine dair, arkadaş kimliğine dair yahut aktivist kimliğine dair, ki burada da konuşuldu. Örneğin 1 Mayıs komitesinde çalışması, ÖDP'den aday olması ve bir dizi siyasal hareketin içinde bulunmasına dair de pek çok belge var arşivde. Tüm bu özellikleri bir arada görebilmemiz aslında hani hem bir insanın hayatına dair hem de dünyayla ilişkilenme biçimine dair çok şey söylerken aynı zamanda kendi dünyayla ilişkilenme biçimlerimizi düşünmeye de itiyor ve kendi tarihimizi yeniden değerlendirmeye, belki o sessizliklerin, eksiltilenlerin peşinde daha fazla koşmaya itiyor. Ki Leyla Erbil Edebiyatı'nın da aslında bizi sürüklemek istediği nokta bu. Hani kör tütük bir sürüklenmenin haricinde o kuşkularla, o sorgulamalarla da sizi sarıp sarmalayan ve bir harekete geçirmeye arzulayan bir edebiyat onun ikisi. Ve arşivde de bunun izlerini görüyoruz. Umarız arşiv açıldığında da aslında sizler de görme imkanı bulacaksınız. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım sorularınıza da açabiliriz.